Efendim? Ha, merhaba, iyiyim, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ben de sizi güzel haberi vermek için aramıştım. Yargıtay'dan da 10 anda kararınız hayırlı uğurlu olsun. Hiçbir Anlıyor bir şey. şeye, evle ilgili evlilik boyunca hiçbir TL dahi harcamamış. Müvekkilimin maaşı neredeyse eşinin maaşının yarısına denk geliyor ve evliliğin artık ekonomik yükleri altında ezilmiş. Aidat, kira, barınma, giyinme, bütün masraflar müvekkilime aitmiş ve söylediğine göre yani artık bankadan kredi almak zorunda kalıyordum. Durumu iyi olmasına rağmen hiçbir şekilde bana destek olmuyordu diye ifade etmiş. Evlenmeden önce aldığı evleri, pek çok mal varlığı da olan bir insan ama maalesef evliliğin gerek ekonomik gerek ruhsal hiçbir yükümlülüğünü almak istememiş. Evet, hatta kendi kıyafetlerini dahi eşi almış. Türk Bedeni Kanunu 186. maddesine göre kadın da erkek de evlilik birliğinin giderlerine hem kendi mal varlıklarıyla emekleriyle katılmakla yükümlüdür. Müvekkilimin eşi müvekkilimden daha fazla maaş alıyordu. Ancak evliliğin hiçbir giderine katılmamış. Biz bunları banka kayıtlarıyla ispatladık. Müvekkilim evin elektrik, su, aidat gibi tüm giderlerini karşıladığı gibi birlikte gittikleri tatil her ekonomik sorumluluğunu almış. Ancak eşi yalnızca arsa almış kendisine veya bankada birikim yapmış ve hiçbir şekilde evliliğin ekonomik yükümlülüklerini almamış. Bu yalnızca ekonomik yükümlülük değil, diğer yükümlülüklerine de uymamış. Evliliğin pek çok sorumluluğu ve yükümlülüğü vardır. Ancak çok bireysel bir hayat sergilediği için müvekkilim artık canından bezip bir boşanma davası açtı. Biz bunları banka kayıtlarıyla özellikle kanıtladık. Banka ve tapu kayıtlarıyla. Daha sonra müvekkilim lehine karar verildi. Üst mahkemelere gitti dosya. Oralardan da karar onandı ve kesinleşti. Bu şekilde taraflar boşanmış oldu. Böyle bir karar verilmez. O evliliğin içinde yapıldığı için o giderler evliliğin yükümlülüğü adı altında yapılır. Bunların geri alınması gibi bir durum söz konusu değil. Evliliğin yükümlülüklerine uymama bir boşanma nedenidir. Örnek veriyorum, sadakat da bir evliliğin yükümlülüğüdür. Evin giderlerine katılma da bir evliliğin yükümlülüğüdür. İlgi de bir evliliğin yükümlülüğüdür. Bu yükümlülüklere uymadığı ve evliliğin sorumluluklarını almadığı için karşı taraf boşanmaya karar verildi. Medeni Kanunumuz 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girdi ve adı üzerinde Medeni Kanunumuz oldukça medeni bir kanundur. Sadece erkek diye de geçmez, eşler diye geçer. Hem kadının hem erkeğin evlilikle ilgili yükümlülükleri vardır ve iki tarafın da bunlara uyması gereklidir. Çalışmıyorsa tabii ki, zaten kanun maddesinde öyle söyler. 186. maddenin son fıkrasında emekleri ve güçleri oranında der. Buradaki problem karşı taraf daha fazla maaş almasına rağmen hiçbir şeye katılmamış bir müvekkilim, adeta evliliğin sorumlulukları, yükümlülükleri altında ezilmiş. Bir şirkette CEO olarak çalışıyormuş, maaşı da oldukça iyiymiş. Bana ifade ettiğine göre her pazar arsa bakmaya gidiyormuş. Bayağı bir arsa almış. Bunun dışında kripto ve borsada parasını değerlendirmiş. Banka kayıtlarında da aldığı maaş, paraların nereye aktarıldığı da belirgindi. Dolayısıyla kesin delillerle dava kanıtlandığı için lehimize sonuçlanmış oldu. Bireysel bir hayat yaşamış. Yani evliliğin hiçbir yükümlülüğünü almamış. Yalnızca kendine özgü bir hayat tarzı sergilemiş.